Saygıdeğer izleyenler, biraz evvel Makaracı turistik tekne sahibi ile ilgili yaptığım anonsu benim de eski bir meslektaşım, muhtar kardeşim Kırtasiyeci Yahya Karaoğlan'ın da kurduğu çok özel bir bahçe var. Yahya Karaoğlan ve gibilerinin şehit ve gazileri anlaması için ailesinden birinin şehit ya da gazi olması gerekmez. İnsan olması yeter diyor. Bu şehit bahçesini nasıl oluşturduğunu çok söyledi ama bir de kendi ağzından duyalım istiyoruz. Ben Yahya Karaoğlan. Şehidimiz yok ama tüm şehitler bizim şehidimiz diyoruz. Bahçemdeki iki dönüm fındık arazisini kestim daha önce. Buraya 200'e yakın meyve fidanı diktim. Şu anda 140 tane şehitlerimizin isimleri burada var. Her ağaca bir şehidimizin ismini koyduk. Bunları burada yaşatıyoruz. Burada özellikle biz şehit aileleri buraya bekliyoruz. Su döksünler. Ya ben her pazar, ya her gün gidiyorum onları, yani okşuyorum, onlarla hasbihal yapıyorum. Yani diyeceklerim bunlar efendim. Onların teşekkür maneviyatıyla yaşıyoruz, huzur buluyoruz, yaşatıyoruz. Yaşatmaya devam edeceğiz inşallah. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Tebrik efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili seyirciler, Ünye Eski Kent Konseyi Başkanı ve halen daha Turizm Derneği Başkanlığı'nı yürüten ve Ünye ve Fatsa çevreleri şehit ve gazi aileleri yardımlaşma derneği onursal başkanı sevgili Adnan Sobi'yi de anmadan edemeyiz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmaları var. Birkaç cümleyle bugünü değerlendirmesini isteyelim. Ben öncelikle en büyük teşekkürümü dernek yönetimimize ve dernek üyelerimize yapmak istiyorum. Çünkü bazı insanları anlamak için o acıları çekmeye gerek yok. Duygulara ve hislere sahip olmak gerekir. Bu manada bu ulvi görevi layık gördükleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. İnsan oldukları.